Merhabalar, ben Volkan Mağım. Teknolojioku.com olarak bugün sizlere Galaxy S5'in parmak izi okuma sensörünü test edeceğiz. Testimize başlamadan evvel telefonun yan tarafına bir kronometre koyarak testin gerçek zamanlı yapıldığını sizlere ispatlamak istiyoruz. Parmak izi okuma sensörünün çalıştırmak için öncelikle Galaxy S5'te ayarlar menüsüne giriyoruz. Daha sonra parmak izi tarayıcısına tıklıyoruz. Kayıtlı bir parmak izi olmadığı için öncelikle bir parmak izi kaydetmemiz gerekiyor. Alternatif bir şifre. Ve daha sonra parmak iziyle telefonumuzun açılması için ekran kilidi açma ayarlarından parmak izini tercih ediyoruz. Ve şu an parmak izi kilidimiz etkin. Parmak izi okuma sensörü iki elle kullanımlarda belki etkin bir şekilde çalışıyor gibi görünebilir. Fakat tek elle kullanımlarda parmak izi okuma sensörünün büyük ölçüde problem yarattığını kendiniz de görebilirsiniz. Beş kez açma problemi yaşadığımız için 25 saniye beklememiz gerekiyor. Parmak izi okuma sensörü Galaxy S5'te kusursuz gibi çalışsa da tek elle kullanımlarda oldukça büyük problem yaşatabiliyor. Parmak izi okuma sensörünün tabii ki bir güvenlik önlemi olduğunu düşündüğümüzde belki bu ikinci plana düşebilir. Fakat parmak izi okuma sensörünün menüye ulaşmamızı sağladığını da göz önüne bulundurduğumuzda bu donanımın ve bu yazılımın şu anda çok uygun olmadığını görmekteyiz. Parmak izi okuma sensörü bu şekilde çalışmakta. Galaxy S5'in bir problemi daha var. O problemi de size göstermek istiyorum. Telefonu şarj ederken gözlüğü bu şekilde şarj ediyoruz ve büyük bir alışkanlıkla telefonu şu şekilde şarjdan çektiğimizde koruma kapağının çok fazla kopması ile ilgili eleştiri aldığını son dönemlerde okudum ve bunu bizzat da şahit oldum. Genelde bu şekilde çektiğimizde koruma kapağının kopması ile ilgili büyük eleştiriler var. Bunu Samsung'un bundan sonraki ürünlerde mutlaka aşacağını düşünüyorum ama şu koruma kapağının bu şekilde yerleştirilmesi hem farklı kapakların buna takılmasını engelliyor hem de bu şekilde şarjdan telefonumuzu çekerken bu kapağın kopmasına da sebebiyet vermekte. Galaxy S5 ile ilgili kısaca donanımsal özellikler, donanımsal olarak görülmüş hatalar bunlar. Herkese videomuzu izlediği için teşekkür ederim.